Spor saatinden mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yine bir pazartesi akşamında beraberiz. Tabii bu akşam mutluyuz. Çünkü çok aslında çok uzun sayılabilecek bir zaman dilimi sonrasında malum pandemi süreci bunu tüm dünya ve Türkiye olduğu gibi bizler de Türkiye olduğu gibi yaşıyoruz tabii ki. Bu süreçte biraz programlara ara vermiştik ama efsanemiz, üstadımız diyelim Sayın Necmi Perekli tekrar bizlerle birlikte. Necmi abi hoş geldin. Hoş gördük, sağ ol. Özledik seni yani. İlk gördüğümde de demiştim gerçekten. Evet. Malum bir süreç yaşıyoruz. Onun için tabii ki zaman zaman telefonlarda biz bağlantı olduk. Yine ara yer zaman sıcak tuttuk ama gerçekten bu anlamda yokluğunuzu hissettik diyelim abi. Tabii sevgili izleyiciler, bir taraftan yoğun bir gündem var futbolda. Transfer sezonu. Birçok takım transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii biz birçok soruyu, birçok konuyu deneyimleriyle, tecrübeleriyle birlikte tabii Necmi abiye soracağız. Ben de merak ediyorum nasıl cevaplar verecek. Tabii yine transferde parantez içerisinde adeta milyon eurolar da havada uçuşuyor desek çok da yanılmış olmayız. Bu süreci konuşacağız tabii. Trabzonspor'dan Türk futbolunun fotoğrafını çekeceğiz. Sezonu değerlendireceğiz kısacası. Evet Necmi abi, herkes bekliyor. Tabii şimdi sosyal medyada, işte internet sitelerinde transfer, o geliyor, bu gidiyor. Yine bakıyorsun o milyon eurolar, işte imza paraları derken yoğun bir transfer gündemi. Sıcak gündem transfer diye gidin. Tabii ki ilerleyen dakikalarda birçok konuya, belki farklı konulara da gireceğiz, konuşacağız ama şöyle ben bir soru sorarak transfere girmek istiyorum. Futbol kulüplerine bakıyorsunuz. Çok yakın bir tarihte Bankalar Birliği ile bir borç yapılanması yaptı. Yani 6-7 yıla yayıldı borçlar. Hani su almaya paramız yok. Battık gidiyoruz. Türk futbolu Sayın Saffet Sancaklı mecliste eski futbolcunun konuşması 3 yıl 4 yıl sonra oynanacak lig bulamayacağız, kulüp bulamayacağız dendiği bir ortamda Bankalar Birliği bir yapılandırma yaptı. Hadi borçları 6-7 yıla yaydık. Ders çıkarıldı mı bundan? Şu andaki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Trabzonspor'dan Türk futbolunun fotoğrafını çekecek olursak gelecek adına nasıl bir analiz, nasıl bir fotoğraf çekersiniz? Diyorum Mekke'de dinleniyor. Diyorum Medine'de zekat veriyor. Böyle idare edilir mi şey? Şey kral kulüplerde ne yapıyor? İşte ekonomik bakış yapılanmasını gidiyorlar bankaya konuşuyorlar, ediyorlar. Banka yapılanmasını yapıyor. Yapılanma ne demek? Ona bakmak lazım. İşte yapılanıyor yani bir anda paraları değil de parça parça senin verebileceğin bir şekilde ayarlıyorlar. Sana sunuyorlar bunu, sen de bakıyorsun bana konu. Banka da para satıyor Necmi abi, yani hayrına iş yapmıyor. Bir de faizi var tabii ki. Tabii. Esas paranın faizi bu. Şimdi sen hep ben nasıl olur parayı ileride bunu yapacağım falan filan deyip de eğer biraz önce söylediğimiz o şeydeki gibi harcarsan tabii ki yarın, belki bugün sen değilsin ama yarınlarda kulüp, bak kulübün başkanı demiyorum, kulüp ne yapıyor? Aynı borçlanmadan daha fazla borçlanmaya giriyor. Düşünmüyorlar yani günü kurtarma çalışmalarında ama ileriyi, ikbali, geleceği planlama çalışmaları da maalesef şu anda gördüğüm kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'de bütün kulüpler hemen hemen aynı hata yapıyor. Şimdi tabii ki burada bütçene göre, bütçenin limiti var, ona göre transfer yapman gerekir. Yarınlarda sıkıntıya girmesin yine. Onun için esas şey, her zaman ben bunu çok defa yazdım ve çok böyle şeylerde de konuşmalarımızda ifade etmeye çalıştım. Bu transferlerde kulüp başkanları ve ilgilileri veya da şöyle diyelim yönetimi de bu işe katarsanız yani yarın bir sıkıntı çıktığı zaman veya borçlanma arasında siz de bundan mesulsunuz diye tefeye böyle bir kural kayırıp usul koyabilse bak işte bu yönetimler bu işi yapmazlar veya yapacaklar zaman da frene basarlar veya sağa sola danışırlar söylerler yapmazlar. Şimdi orada divan var, divan ne işe yarar değil mi? Şimdi ben sıkışmışım, böyle bir şey var, transfer yapacağım, bütçemi aşacağım. Nereden bilgi alacağım? En yakın yerim benim divan.
divanda hakim pozisyonu, hakim arkadaşlar orada. Ha, onları bir danışalım edelim diyelim de ne yapalım falan filan. Ama şey, takıma da şu lazım, takıma da acilen bu lazım falan filan derseniz böyle illaki alacağım. Alıp da bir de daha fazla, bakın yine bir konuşmamızda ne dedik bize, kulüplerde sermaye, stok ve varlık sıkıntısı yaşarsa ve yaşıyorken mutlaka ve mutlaka özüne dönmesi gerekir. Bu üç nokta çok önemlidir. Bakıyoruz bir tane, iki tane değil demeyeceğiz de bir tek altın oldu haricinde. Bütün takımlara bakın. 8'e 2, 8'e 3, 9'a 2, efendime söyleyeyim 10'a 1 yerli ve yabancı futbolcu oynatıyor hocam bunları. Değil mi? Bunu TFF'nin söylemesi lazım. Kardeşim bir dakika dur, nedir bu falan filan diyor. Çünkü burası Türkiye, eti butu ne bunun? Görüyoruz dolarların şeyleri, yani veyahut da dövizleri görüyoruz burada yani. Dediğiniz gibi biraz önce, burada gidiyor ileriye doğru. Siz hala sporcuya dolar ve döviz olarak borçlanıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Yani dövizle mi aileni alıyorsun? Doğru. Alaydar işaret verdi bana, mikrofonu düzeltelim. Gel Alaydar, sen mikrofonu düzelt. Ben bir iki kelime tabii bilgi vereyim. Yönetmenim uyardı beni, bir sorun olmasın hemen başında. Tabii ki sevgili izleyiciler, bir taraftan yoğun bir transfer gündemi de var Trabzonspor'da. Baktığın zaman iki oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı Trabzonspor. Bir taraftan Hamsiki'nin gelip gelmeyeceği belli. Yoğun bir çalışma trafiği var orada. Trabzonspor 1.2 milyon artı imza parası, yine bunlar tabii gündemde. Bu noktada Abdullah Avcı'nın vermiş olduğu bir rapor var. Tabii bir tarafta ekonomik boyut var. Evet Necmi abi, devam edelim abi, özür dileriz. Tabii böyle bir 10 saniye kesmiş olduk seni. Şimdi tabii ki şu var, ne yapıyoruz biz de hiç onlara bakmadan sistemsiz, yani bu gibi kulüplerde zaten sistemsizlik sistemi haline gelmiş. Yanlış transferler, sistem olmayan transferler, altyapısı olmayan transferler yapıyorlar. Yeniden yapılanmalar falan filan bilmem ne. Yani kulüp içerisinde ki bunlar tamamen yanlış şeyler tabii ki. Yani usulüne uygun, esasa uygun yapılmadığı için yanlış olduğunu söylüyorum. Bunların yanında böyle giderse Sayın Vekilimizin söylediğine katılıyorum tabii ki. Yani 3 sene sonra veya bilmedim 5 sene sonra bunlar mutlaka bulamayacağız. Tabii ki. Ama bunun tek şeyi var. Anahtarı var. O da bu transferlere, yapılan transferlere, borçlanmalara yönetimin de, başkanın da, as başkanın da, ikinci başkanın da, yönetimin yukarıdan aşağı 15'inin de mesul olması lazım. Yani bir harcamada bir sıkıntı varsa, kulübü borçlandırıyorsan bundan sen de mesulsun. Yarın bunun hesabını, kitabını vereceksin abi. Tüzükte var. Borçlanmanın yüzde bilmem kaçı kadar bir sorumluluk almışlar güya. Ya almış, niye alırsın sen? Şimdi bak böyle gidilmesi için bakıyorum Trabzonspor'a ben şu anda. Takip ediyorum sonra bıraktım. Ya baktım şimdi abi ki bir şeyde sporcu geliyor. Benim ona ihtiyacım var. Nereden anlıyorsun? Dediğimiz gibi yani görücü usulü var biliyorsunuz. Kız alma şekli falan filan bilmem ne bunlar var. Bir de menajerlerin tavsiyeleriyle bunu al aman böyle böyle senin işin halleder falan filan var. Yaş vasfı var, yaş vasfı vesaire vesaire. E canım şimdi bunlar geliyor ediyor da ne alıyorlar senden bunlar? Adam oturuyor ki ben imza parası isterim. Ne imza parası? Hadi bir yıllık imza parası diyelim orada attı imza da hadi verdim sana bir bonus. Hediye bazında. Tamam verdim. Bir de 3 yıllık bu, her yıl vereceksin bunu. Kalk kardeşim diyorsun ona bence. Yani Türkiye'de, Avrupa'da, ya dünyada futbolcu mu kalmadı? Ben efendim bunu alacağım illa. Ha onu ısrar ediyorsan, inat ediyorsan ona almazlar, burada bir şey var demektir. Hem de soru işareti koyacaksın oraya. Israra gerek yok. Bizim zamanımızda futbolcular Trabzonspor'a gelmek için yabancısı da olsun emin olun yani yabancı ve yerlinin yabancısı da olsun yabancı yerli de olsun yani araya aracılar kordu. Ya ben Trabzonspor'a geleyim. Şimdi Trabzonspor gidiyor. Aman gel ne yapıyorsun? Sakın kaçma. İmza parası isterim. Hay hay. Bunu isterim. Huy huy. Bunu... Ya Trabzonspor'u bilmiyorum şu anda. Takip edebildiğim kadarıyla ki son takibimde çok fena şey buldum yani. Şeydeki Bakırköy'deki benzin istasyonu mu? O da mı satılmış? Ne var? Bir şeyler var yani. Şimdi bunlar sen bugün mahalle durumunu bu şekilde dizayn edemezsen yarınlara Trabzonspor bırak öbür takımla beni ilgilendirmez. Büyük bir borca girecek. Şimdi transfer mevsimindeyiz. Şimdi bakıyoruz Trabzonspor başarılı mı? Başarılı.
Dördüncü olmuş. İyi güzel Hamsas. Geçen yine başarısız olduğunu söylüyoruz. Ama yedinci maçtan sonra alınan puanlarla değil. Herkesin söylediklerine veya düşüncelerine ben katılmıyorum asla. Baştan beri oynamış olduk. Yani bir tane kupa, iki tane kupa var Türkiye'de. Üç tane kupa var. Bunların birini almışız. O birini kimin zamanında almışız? İlk antrenör zamanında. Nefton zamanında alınmış. Öyle mi? E demek başarılı o da. Aldığına göre bunu. Bütün değerlendirmeleri yaptım. Oynadıkları oyuna baktığımız zaman, aldığı izlere baktığımız zaman Trabzonspor'un bir dördüncülüğe girmişse bu yıl hangi teknik adam Trabzonspor'u motive etmişse, şekillendirmişse, antre etmişse o takım o antrenör başarılı derime çıkarmış içinden. Ama Trabzonspor'un elindeki imkanlara baktığın zaman Trabzonspor'un başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Bak bu çok önemli. Adam ben işte dördüncü yaptım Trabzonspor'u, Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, şu Lof gelsin, şu Viş gelsin. Ya canım bir dakika sen şunu 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 al dersin bana. Ben önce döneceğim bütçeme bakacağım. Veyahut o sporcunun bütçesi nedir? Bana maliyeti ne? Şimdi biliyorsunuz bir harcama usulüyle transfer var, bir yatırım usulüyle transfer var. Şu anda bırak öbür kulüpleri. Trabzonspor'un yapmış olduğu tamamen harcama usulü bir yatırımdır. Yani yatırım usulü değil bunlar yani. Yani harcama usulü ne var? Alırım 35 yaşındaki bir adam, 33 yaşındaki bir adam, 3 senelik mukavele yaparım, şahane. Hamsik, Osun, bilmem ne aldım. E tamam güzel, bana yararlı oldu. Tamam ilk sene beni şampiyon yaptı, tamam. Ve şimdi maliyeti, bunun maliyeti ekonomisine bakarım. 3 sene sonra satabilir misin bunu? O şeyde 36. Bir daha anlaşmamak için ne yapıyorsun? Bedava vereceksin. Ama diğer harcama şekline baktığın zaman, yani üretim şekline baktığın zaman burada sen şimdi ya altyapıdan sporu çıkaracaksın. Öyle mi? Ya efendim çevre illerden adam bulacaksın. Bak özüne dön diyoruz. Şunlar şu sermaye, stok ve varlık sıkıntısı yaşıyorsan. Veyahut da o ilin amatör takımlarını iyi takip ederek şu takımdan şu oyuncu, şu takım. Ya, şimdi bakıyorsun burada bizim Abdullah abici yapacağım, edeceğim, eğileceğim geziyor duruyor. Ya tamam da Beşiktaş Trabzonspor son iki maç hatta üç maçta yense de yenilse de dördüncü. Öyle mi? Bunu yazdık biz. Ya yense de yenilse de dördüncüsü canım. Yani arkadan seni, alttan seni rahatsız eden bir takım yok. Üstüne zaten 3'ü almış. Sen de ama yeter bana bu diyorsun burada falan. E böyle bir takım. Ya sen nasıl abicim şu yedek şey, duran rezerv sporculardan özellikle ve öncelikle Trabzonlu gençlerden bir tane veya iki tane oraya atmıyorsun. Araştırdım. Neden atmıyormuş, oynatmıyormuş? İlla ben toplam puanı 71 yapacağım. La hocam sen ne yapıyorsun? Ben sana dördüncüyüm. Ne üçüncü olabilirim, ne birisi gelir alttan da. Dördüncülük sıralamada benim. Dördüncülük yerimi alır. Alamaz. O halde ben günü kurtarmaya değil, biraz önce söylemeye çalıştım. İleriyi planlamaya, geleceği ikbali planlama çalışmaları yapmam lazım. Burada Abdullah Avcı bir açıklama tamam, yaptı Necmi abi. Ama yani, eylemde yok. Sizi destekleyeceğiz. Yani çok gençlere şans veremedik o süreçte. İşte şartlar olmadı. Ne şartlar umarım olmadı? Umarım onlara daha çok onun, şans vermek istiyorum. Katılmıyorum. Onun şeyi puanımın toplam puanı 71 yapmaktı. En samimi arkadaşlarım ben bunu işittim. Sebep? O cevabını verecek. Hmm. En samimi arkadaşlar işittim ben. Böyle bir 71 yapmak için oynatamadım falan filan bilmem. Hayır. Olur mu? Ben Trabzonspor'un geleceği. Bizler eski sporcular Trabzonspor'un şimdiki durumuna bakmam. Bakarım işte. Yendik, şampiyon olduk. Allah oh çok güzel. Ama geleceği planlama çalışma yapabiliyor musun? Önemli olan budur. İşte bu transferlerle Trabzonspor'u size soruyorum. Trabzonspor yapmış olduğu şu anda iki tane transfer var. Öyle mi? O hamstikler, onlar gelecekler veya gelmeyecekler. Görüşüyorlar. Neyse. O da imza parası istiyor. Sörlötler falan filan bilmem ne. Neyse. Ya şu aldığımız iki tanenin dışında düşündüğümüz, irtibat kurduğumuz ama şu anda alamadığımız sporcuların yaşları ne abicim ya? Ya yani etme 33, eyleme. 35, ya etme 31, eyleme 33. Canım. Bu Trabzonspor. Alacaksın hocaya karşına. Bir dakika hocam gel buraya. Sen ne yaparsın ya? Burada ben Trabzonlu sporcuyu atıyorum dışarıya. Zorla, şerle yazdık, çizdik, ettik, eyledik, bilmem ne yaptık da parmağı kabul ettirdik mesela. Kabul, hoca kabul etti. Tamam bir şey yok. Sağ olsun. Büyük bir yanlıştan dönme yaptı. Doğru. E şimdi bunun gibi sporcular var. Gittiler, gidecekler. E şimdi onların gitmesi, sallantısı altyapıda geç. Ne bakıyor yukarıya? Veyahut babası, anası, ebeveyi bakıyor ki ya demek ki bir hata yaptım abicim. Gidiyorsun Trabzonspor'dan.
Hata da yani bu adam kulübünü mü sattı? Golünü mü atmadı? Golü mü istiyerek yedi? Şike mi yaptı? Yani böyle bir ağır cezanın verilmesi niye sebebini, hatasını ben sporcuda değil bu hatayı antrenörler arıyorum. Neden? Burada cezalandırılan kişi sporcu değil. Kulüp. Burada cezalandırılan tabii kulüp takım canım ya. Bunu yöneticinin ona söylemesi lazım bir arkadaş. Benim etim butum ne? Bu altyapıya ben bakıyorum. Zaten parasal ekonomik bakan darbada girdim mi kitaplar, ekonomik kitaplar herkes okusun. Hop altyapıya, temeline bakıyor. Trabzonspor'un başarı, bakın geçmiş yıllara, 70'li yıllara. Trabzonspor'un başarılı olduğu zaman neydi? Para bitti, her şey bitti, bilmem ne yoktu. Zaten yoktu para ya, fındıklar, lan bunların aldığınız para vardı falan. Ha ya acaba gençlerinde kim var? Sebat'ta kim var? Yolspor'da kim var? Bilmem Erdoğan'da kim var? Erdoğan'da kim var? Allah lan bunları dedi. Aldılar. Dedi, her zaman ben söylüyorum, balıksız yürü atıldı olta, küt yine vurdu balık işte, buyur. Balıksız yürü olta atıyorsun, balık vuruyor. Böyle bir şey yakalandı, bunu devam ettirdi. Akıllı insanlar başlarında vardı takımı, ne yaptı? Ya bu lig ki diğer takımların da bir gerileme, parçalanma dönemini geçiriyordu. Ha dur, bunu devam ettirelim. Nereye kadar devam etti? Çünkü deyince devam, şey, altyapı maltyapı falan diyor ki, ilerleyen günleri tabii ki altyapı öz yapıya dönmeye başladı, ceplere dönmeye başladı. Yapınca bu şekilde altyapı ihmal edildi. Trabzonspor'un ve Karadeniz futbolunun dünkü durumuna baktığınız zaman en büyük sebep, hatta Türk futbolunun gerilemesinin en büyük sebebi altyapının ihmalidir. Bakın 19'a bakın, 20'ye bakın, bir Ukrayna'yı yenemiyorsun. Ukrayna maçını ben 19 muydu 19? Özellikle böyle çok dikkatli seyredim. Adamların bıyıkların tüyleri yok ya. Hav tüyleri var. Bizde tüylü gıllamın adamlar mesela oldu. Koskodan yüzüne baktığında bunca da gidiyorsun falan filan. Yaşı beni ilgilendirmez. Fiziki bakıyorsun. Şey, bu takımı yenemiyor. 1-0 oradan şey, son dakikada attık gol da 1-1 bitti neyse. Anlatacağım budur yani. Her kulüp, bütün kulüpler ne edip ne edeyip çünkü hepsinin sonunda para var. Mutlaka altyapıya dönmen lazım. Bunu her zaman söyledik, dilimize tüy bitti. Dönmek kolaydır ama hocası İlla ben takımı şampiyon, peki takımı şampiyon yapacağım diyor, yeniden yapılanmaya başlayacağım diyor hocam. Güzel, güzel beyanatlar. Peki biri çıkıp da çıkıp demiyor ona, ya hocam tamam bu takım şampiyon olacak diyorsunuz bilmem ne falan filan. Peki olamazsa bunun faturasını kim ödeyecek? Kulüp başkanı mı? Sporcu mu? Yönetim mi? Şehir taraftar mi? Taraftar basın mı? Kim? Kim ödeyecek? İşte benim haricimde herkes. Olur mu canım? Bunun faturasını sen ödeyeceksin. Var mısın böyle şey? Kaç lira alıyorsun? 3 lira. Aa sana 13 lira. Yap takımı şampiyon. Ama yapamazsan alamazsın 13 lira. Aldığın primleri geriye. Madem kendine güveniyorsun. Bu takıma yaptığın transferlerde senin dahilin varsa buyur. Hodur meydan. Ama tabii günümüzde böyle anlaşmalar yok. Onun için çıkıp da beni üzen şu. Çıkıp da yani olacak takımı yeniden yapılanmayı tekrar başlatıyorum. Ne başlatıyorsun yeniden yapılanmayı canım? Var mı yeniden yapılanmanın bir altyapısı? Var mı yeniden yapılanmanın planı, programı? Var mı yeniden yapılanmanın ekonomisi, ayrılmış ekonomisi? Yok, hiçbir şey yok. Ya yeniden yap... Hocam, yönetim, taraftarım, sizlere söylüyorum. Yeniden yapılanmanın sadece Trabzon'da, Trabzonspor'da yeniden sadece... Kulüp takım bazında gösteriliyor. Ben yeni, ya olur mu? Yeniden yapılanma çağ atlamadır. Modernleşmedir, sistemleşmedir, tesisleşmedir. Sistem değişti. Tabii canım ya. Senin şimdi Trabzonspor'a var mı sistem? 3 ayda nasıl olacak bu sistem yapılanma? Ya hayır başlıyorum diyeceksin. Altyapıyı kuracaksın. Ne yapacaksın? Planı, programı yap. Otocasına buraya 3-5 kişi buraya yazacaksınız. Madem alıyorsun bu kadar trilyonlar alıyorsun. 15 trilyon, 20 trilyon alıyorsun. Primler hariç falan. Kursun buraya. 2 günü, 3 günü ver götü bana. 3 günü ben, 5 günü ben sana altyapı yapayım. Yaparsın bunu yukarı, bu yukarı açacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Güzel, 4-5 kişi yapar veya eve çalışmasını yapar. Onlara para arıyorlar canım, parası yok bir şey. Gelirsin, kursun, mix edersin, güzel bir altyapılanma yaparsın. Planlı, programlı, esaslı, nereye bağlı olacak, kimler çalışacak, bilmem ne yapacak. Şu... Neden yürütüyor bunu şey altın ordu? Niye bunu çok güzel düzenlemiş ama... İçerisindeki birliği sağlayamamış. Samsunspor yapıyor bunu.
Süper Lig'e Altın Ordu çıkarsak yabancı oynatmayacağız dediler. Ya zaten oynatmıyor yabancı. Zaten oynatmıyor. Oynatmıyor herif. Alt yapma çıkarıyor pat oynatmıyor. Oynatmayacağız dedik. Ya tabii. Ha, çıkarsak yaptı. Oynatmayacaktık dedik. Hayır beyanatı var. Bak o Hüseyin Eroğlu benim talebemdir. Talebemdir benim. Akdeniz olimpiyatlarına gittiğimiz zaman üniversitede antrenör olarak gittik. Oraya biz hocası olarak gittik. Şampiyon olduk orada. Geldik. Sahaf oynuyordu. Hmm. İzmir'den bir tek bunu aldım ben. Diyelim Türkiye üniversiteler takımına diyelim. Efendi. Üniversitelerin şeyini, milli takımına abi, aldım. Zaman zaman da konuştuk mesela onunla beraber falan. Bakıyorum hep alt yapı falan bunlarla konuşuyoruz. Üstelik önemli değil. Bilmem ne falan filan. Ha ben tabii geldim buraya. Daha sonra gittim ben İngiltere'ye falan filan bilmem ne görev olarak şeyde falan. İnceledim oraları ben de. La bu alt yapı nedir abicim ya? Ben Liverpool'a gittim. Ben emin oldum ya. Liverpool'a gittim. Zaten şeyde kulübe gittim. Dedim böyle böyle falan filan yasak dediler. E tamam olsun. Ya dedim acaba bunlara bir tanışlık versem girebilir miyim diye düşündüm ben de bu sefer. Ya dedim ki kim buranın direktörü, direktörü, neyse kim buranın amiri diyelim. Amiri, müdürü. Dediler ki bu. Dedim ya böyle böyle. Biz şu tarihlerde falan filan Liverpool'la Trabzonspor maç yaptı. Ben de Santfor oynuyordum. Biz varsa sizde bu şey Trabzonspor diye adam durdu böyle. Oo dedi. Bizi yendiler falan filan orada. Ben o takımda Santfor oynamadım. Falan böyle böyle. Penaltıyı bana anladı. Gel dedi. Adam çat. Büyük bir şeyi çıkardı. Lap lap çevirdi böyle. Tak bulduk Trabzonspor'u. Bak dedi bu benim. Bir dakika dedi. Geldi çıkarttı kart verdi. Her zaman buraya girebilirsin dedi. Ömrünün sonuna kadar dedi. Bu kart sende olduğu müddetçe dedi. Çünkü onu gösteriyorsun açılıyor kapıyı. Diyeceğim şu. Girdik. Safari gitmiş saat 9 falan vardı. Dersten çıktım. Baktım genç takım yapıyor antrenman. Genç takım antrenman. Bütün idareciler bilmem ne falan. Konuyla ilgili kişiler. Hep bunların başında çıktılar. Şöyle büyük bir salona geldi. Bunun gibi 2-3 büyüklüğünde bir salona. Oturdu. Şey, sütleri var. Hiç unutmam. Süt, muz vardı. Bir de kuru şeyleri vardı. İşte hepsi oturdu. Güzel ama oturdu. Tıkır tıkır sohbet, paka, televizyon, baş oynadılar. Onu yediler, ettiler, eylediler, buzlarını yediler. Disiplin şeyin dahilinde gitti, 1.000 lira otobüsle gittiler. Esas takım geldi. Bütün oradaki o iyi adamlar hep gittiler, dağıldılar. Kimse yok. Ertesi gün tabii geldim ben direkt dedim. Böyle böyle bir şey şahit oldum ben dedim. Yani o zaman Santraf Buçur diye bir adam oynuyor. Buçur kasap bir bebek. Buçur diye bir adam futbolu oynuyor. Dünya onlara göre kuşu falan filan böyle geldiler. Kimse bir şey demedi bunlara. Girdi, çıktı, kendi arabaya gitti falan filan. Ya bize dedi, onlar lazım değil ki dedi. Kulübe, şehre lazım olacak olan onlar dedi. Sen düşünebiliyor musun? 5-6 sene sonra bunlar ne oradaki dedi. Ha, alacağım. Öz, demek ki onun için dilirdi bana bunu. Ha, geldim ve kitaplara karıştırdım. Sıfırmada. Ne dedi bana? Ha, demek ki ilk planda dedi bana adam orada. Ya grup eğer de para yoksa dedi, her grup bu gibi sıkıntılar yaşar. Mutlaka özüne dönmeleri lazım. E biz de bu, baktım buna Trabzonspor zamanı diyor, özüne döndü. E dönenleri görüyoruz. Şimdi şu anda misalde işte şey, Beşiktaş. Öbürlerine bakıyorsunuz. Büyük takım. Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Kuvvetli takım. Kim şampiyon oldu? Kuvvetli takım. Kuvvetli takım şampiyon oldu. E biz de o zamanlarda büyük takım değildik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş büyük takımdı. Ama Trabzonspor kuvvetli takımdı. Ey ilgililer size söylüyorum. Onun için hocam Trabzonspor'u büyük takım yapma, transfer etme işlerinden vazgeç. Trabzonspor'u yani kaliteli futbolcudan ziyade kabiliyetli futbolcuyu tercih et. Kaliteli futbolcuyla kabiliyetli futbolcu arasında... Kaliteli futbolcu ne? Ben olurum mesela Ronaldo. İspat etmiştir. Kaliteli yani. Futbolcuyum. Hadi onu ya. Bulmak meziyet ha. Değil. Kabiliyeti futbolcu gençte yakalayacaksın onu gençken. Tamam mı? Onu o zaman yakalayacaksın, çıkaracaksın. Bu olacak kabiliyetli. Çünkü bileceksin onu tahmin edeceksin. Yani geçmişine bakarak değil, geleceğini tahmin ederek diyeceksin ki ha bu yarına çok büyük futbolcu olacak diyeceksin. Ha bunu diyebilmen için de bilgi sahibi, görgü sahibi, bilgisayar sahibi olacaksın. Ben her gelen oraya adam ben, he iyi futbolcu olmaz öyle. Takip edeceksin falan filan zaten. Transferlerde bunlar çok önemli. Yani Abdülkadir Ömürler, Yusuflar, Uğurcanlar gibi jenerasyonda biz bir yakaladık onları ve şu anda bunun semeresini gördük ama bitti. Bak Uğurcan'la birlikte bitiyor bu dikkat et. Şimdi Uğur kalecimiz var. Kalecimiz gittikten sonra
işte parmaklar, marmaklar bunlar bitti mi? Onlar da artık orta yaş segmenti, hatta 3 yaş segmentine çıkıyor. Olan var mı? Var. Ya ben senin demine bakmam kardeşim, ben sahaya bakarım. Şimdi çıktığı zaman, peki Yusuf oynam, kaleci Uğurcan I hocası oynatmasaydı. Onun, bir dakika, onun yeteneklerini görerek mi şans verdi ona? Hayır. O kaleci neydi İzmir'den gelen olan? Onur, kaleci Onur. Onur. Sakatlandı veya problem çıkardık, onu onu tuttu herif. Yusuf aynı şekilde bunlar. Bakın biraz geriye gidin. O zamanın o sporcularının şans almasının sebebi kendi yeteneklerinden değil. Şans almasının nedeni oynadığı mevkideki adamların sakatlanması, ceza yemesi falan filan bunlar. Yani o 72'lik dönem, 70 gün antrenör kaldı Sadı Tekelioğlu. Abdülkadir Ömür'ü bizzat ana kupa maçında oynattı. Muhammed tabii. Beşir oynattı ve bunların bedelini çok ağır ödedi. Ya tabii ki bu adamları bilen, bu adamları eğiten, bu adamları efendime söyleyeyim her şeyini bilen bir arkadaşımız var Trabzon'da. Bak Trabzonspor demiyorum. Ve bu adam kenarda duruyor. Ya bir kişi çıkıp demiş ya bir dakika arkadaşım. Ya siz şu Sadi diye bir adam var. Hami'yi değil mi? Hami zamanında bu antrenördü. Tabii. Hami'leri, Yusuf'ları, Şevki diye teşekkür ederim diye hocam diyor. Bunu haber yok diyor. Sonra bizi takip ediyoruz tabii ki. Bunları çıkaran kim? Bu Sadi diyen arkadaş. Trabzon. İyi de ya kötü. Yeterli mi ya yeterse çıkarıyor mu? Demek bir şey biliyor bu adam. E sen al korsana bunu en güzel yere. Ki bunlara diyeceğiz ki bunları korsanız Trabzon, bunu önemli olan Trabzon gençliğini, yani futbolcu genç tanıyacaksın. Mahalle mahalle gezeceksin. Böyle didik didik arayacaksın. Bitti. Çevre iller. Bitti. Bölgesel, biraz önce onu söyledik işte. Bölgesel ligler bitti. Türkiye genelinde, Avrupa genelinde. Tutmuş bir altyapı. Ne var altyapıda canım? Yeniden yapılanma. Ya yapılanma nedir abicim? Yapılanma yapıya uygun olur. Eğer ben altyapımı, evimin altyapısını sağlam yapmamışsam, üzerine ne kadar modern şeyle koysam koy, bir sallantı gelecek aşağıya. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Yayıncı kuruluşta geçtiğimiz hafta Abdullah Avcı şöyle bir kelime kullandı. Yaş ortalaması en genç takımlardan biriyiz. Şampiyon evet. olabilmek için yaş ortalaması mutlaka yukarı çekmeliyiz. Yoksa böyle düşük yaş ortalamasıyla şampiyon olunmuyor. Evet. İşte benim demek istediğim, anlatmak istediğim buydu. Ne var? Hocam, sen günü kurtarmaya gidiyorsun. Ben seninle kaç yıl anlaşma yaptım? 3. 3 yıl. E demek iyi gidersek, öyle mi? Bu yönetime baş doğrursa seninle bir 300 yıl daha yapacak bunu yani. Efendim hocam. E demek 3-5 yıl buradasın. E canım tamam günü kurtarma dediğin yap ama ya şu geleceği planlama konusunda benimle veya gazetelerden bir konuş bakalım. Bir soru soralım sana. De bize evet geleceği planlama konusunda bir yıl için eğer bir yapılanma yapacaksam arkadaşlar ağaç dikeceğim. Anlattık burada biz onu yukarıda aşağısına bir saat anlattık. Çok. Yok olmadı. Buğday biçeceğim. Ağaç dikeceğim. O da olmadı. 10-15 sene ben burada duracaksam arkadaş şimdi adamı yeteceğim sana. İşte Trabzonspor'un 84'ten bu yana geri kalmasının nedeninin birincisi yapılandırma yapılmamıştır. İkincisi de kendi özünde, kendi bünyesinde yeni isimler bulamamıştır. Yani futbolun problemlerini çözebilecek kabiliyetli ve kalitede spor adamları yetiştirmemiştir. Eskiden kim vardı mesela? Sayın Ahmet Suat Özyazıcı, Sayın Özkan Sümer, Sayın Şenol Güneş. Bakın ondan bu yana doğru bakın. Ya bir adamımız yok. Hepsi sağda solda. Ya bunlar Trabzonspor'un efsanesi olmuş futbolcular. Bunlar Trabzonspor'a neler vermediler? Ne gol bırakmadılar? Nerede bunlar? Sorar mısın yani? Öyle değil mi? Ya çok doğru. Şimdi, yani biz bu noktada kendi kimliğimizden, özümüzden uzaklaşırken bir tarafta da hani bazen konuşuyorduk ya Necmi abi, bu şehirde bir yönetici problemi var mı? Tabii, futbolda tabii. Bir yönetim sorunu var mı? Hep futbolcuyu konuşuyoruz. Yerli oyuncu yetişmiyor ama yani yönetici yetişiyor mu bir de? Yani ben o senin dediğin noktada Abdullah abiye şu soruyu sorardım. Hocam, iyi güzel has. Sen bunu söylerken beni yarınlarda, yarınlar için yani bir daha gelecek sezon için falan filan şampiyon olmak çok zor da yani. Şampiyon potasına sokmak için mücadele edeceksin. Öyle mi bu yaşlı adamları arıyorsun? Evet. E peki benim geleceğim var. Ben bu yıl
Ben 6 yıl üstüne şampiyon oldum. Ama öyle oldu ki 84'ten bu yana kaç yıl geçti? Şampiyon da olamıyorum. Ya bırak şampiyon, şimdi olamıyorum, hiç olamıyorum yani. Ya bunun bir sebebi olacak. Bu sebebi nedir? Bunu çıkar. Benim sebebi istedim hocam o. Herkes orada takımı çalıştırır. Koş, dur, çal, gel bu yana, atla, şişine var, gel falan filan. Şuraya koş, buraya koş, bilmem ne, bilmem ne. Herkes diyor bunu. Bütün yeni çıkan B kuşağı antrenörü bir onu söylüyor. Sen bırak onu. Sen benim, madem beni bir incele. Tarihimi bir ortaya koy. Bak, et, eyle, örf, adetimi falan filan. Ya buradaki gençler bu 6 yıl şampiyon oldu. Anam. Ligleri mahvetti. Lan ne oldu bunlara? Bıçak gibi zıt kesildi bunlar. E bunun bir sebebi olacak. Bunun bir nedeni olacak. Nedir bu? Dur bakalım araştıralım. Araştırdın mı sen hocam? Yok. Ne yaparsın? Ha, o zaman şöyle yapalım hocam. 6-7 kişi veya 8 kişi değilse genç olsun da yanına sırf bir şeyler keşfetmeli adamlar. Dersen kabul ediyorum. Kabul ediyorum onu. Şu anda kampa bu anlamda getirecek gençler. O yönünü sinyallerini verir. Ama günü kurtarma işleri bunlar. Ama benim ona diyeceğim. Onu mesela Ahmet diyebilir ona. Hocam şampiyon ol, aman gözünü seveyim falan. Oo şampiyon olduk papa şak şak şak. Bizim gibi insanlar ona. Bir dakika hocam şampiyon olduk. Koy onu bir tarafa. Sen bana yaz. Gelecekte ne yapacağız biz Dr. Abospor? 3 sene oluyorsun. Aldığın parayı çarp 3'den. Primlerini koy bilmem ne. İmza parası varsa sen de imza parasını koy. Şu kadar para. Tamam yap beni şampiyon. Al git. Bana da bir planlama yap. Yapılanma yap altyapımda falan. Başlarına mesleğini seven, paraya önem vermeyen, okuyan, araştırmayı seven vesaire özelliklere sahip motivatörleri getir alta. Niyet noktalarına getir. Güzel bir altyapı yap bana. Öyle mi? Allah'ın selameti başına olsun. Veya da dur burada dersin şimdi. E sen bana bakıyorum yeniden yapılanma. E tamam güzel. Ne kadar güzel. Bu sene yapmadık ama bir dahaki sene yapacağız yeniden yapılanmayı söyledi. Başlayacağız tamam. Bir sene yetti. Para gitti. Bir sene sonra tamam bu. E şimdi bakıyorum ben. Soruyorum gidiyorum. Var mı burada böyle bir çalışma? Geliyor da soruyor. Tamam. Hayır bana varsa çalışma. Var abi. Aç bakayım dosyayı diyeceğim. Aç dosyaya bakalım. Neler var? Bileceğim o dosyaları ben. Yok biliyorum. Plan var mı? Yok. Bu işin programı var mı? Hazırlık çalışması var mı? Altyapısı var mı? Ya altyapı oradaki oyuncular altyapı denmez. Ben altyapının başarısı üst yapıya verdiği oyuncu sayısıyla ölçerim ben onu yani. Veyahut mini takım üst yapıyı da mini takıma vermiş olduğu veya göndermiş olduğu oyuncu sayısı miktarıyla değil mi? Kıymetlendiririm, değerlendiririm. E sen şimdi bu şekilde bunlar yok. E ne yapıyorsun o zaman? Hocam ben seni şampiyonluk için buraya almadım. İki şey için aldım. Bana bir günü kurtarma çalışmaları yap. Bir de ileriye planlama. Ben anlamam. Niye? İşte ben golf ustasıyım. Öbürü ben müteahhitim. Ben doktorum. Doğru haklı. Adamlar haklı. Sen bu işin erbabısın. Belediyeyi yaptın şampiyon. Beşiktaş'ı yaptın şampiyon. Milli takımı çıkarttın. Final oynattın. Değil mi? Ya Trabzonspor'a şöyle bir yapılanma yap bana deriz mesela. Ha, buna cevap verebilirse bana. Evet başlayacağım abi. Ne yapacağız hocam? Konuşalım bakalım. Şunu yapacağız abi. Altyapıyı hazırlayacağız. Şu paraları ayıracağız falan filan. Memnun bu. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok. Sen hiç Kiyos'a gittin mi? Kiyos'un sağ içini bilir misin kim olduğunu bu altyapıdan? Gideceksin ona. Yo, gitti mi şeyler altyapıda adamlar? Yok. Adam hiç buraya gelmezdi. Öyle değil mi? Rize, Artvin, Erzurum. Didik didik aranmalı, virgül taranmalı nokta. Ne arıyoruz, ne tarıyoruz. Sen şimdi çıkarsın Karadeniz bölgesini. Ayrıcasın şeylere. Ahmet, Mehmet Hüseyin, Cevat bilmem ne şeyi, bilmem ne üç adam. Bunlar her ay bana rapor verecekler abicim. Git orada bölgenin müdürüyle mi konuşacaksın? Ne yapacak edeceğini. Orada amatör maçlarını değil mi? Çıkart lisesini, programını çıkar. Buradan buyur sana araba. Git, takip et, gel, rapor yaz, dursun. Ben bir ay sonra senden hepsini A'dan Z'ye alacağım. E böyle bir altyapı yapılanması var mı? Yok. Yapıya uygun olması lazım. Trabzonspor zamanında bunu öyle veya böyle yaptı. Çünkü öyle bir yapılanma gerekir. Altyapıda ben evimi hangi toprağa veya da araziye koyuyorum? Ev yapılmadan önce biliyorsun o arazi çok iyi incelenmesi lazım. Şöyle yapması lazım. Zemin etüdü, depreme, şu su alıyor mu, almıyor mu? Bunları yapacaksınız. E biz de şimdi bunlar yapılıyor mu şu anda? Evet, hayır, yapılmıyor. Yapmıyorsa çıkar bana, koy dosyalarını elime bana.
Gel buna konuşalım arkadaş senin böyle. Geç karşıya, sen de sor sor bize. O da açsın desin ki şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Benim için o ben yalanmışım, özür dilerim diyor. Yani şurada sor şimdi. Başka. yok yok çok da hayır işte isimler federasyona bildirildiği zaman en son lisanslar çıkarırken yeni sezon bakacağız orada. Kaç tane genç oyuncu kadroda var? Bunların hepsini göreceğiz. Tamam da Necmi abi, şimdi böyle bir anda şu geldi benim aklıma. Ha. Hani böyle bir tık program dışına çıkarak bu programı izleyip, tamam da Necmi abi, Fenerbahçe şunu alıyor, Beşiktaş bunu alıyor. Biz bunlara nasıl yarışacağız, nasıl şampiyon olacağız? Marka değerimiz var bir taraftan. Yani bu tür yorumlar da yapılıyor. Şimdi yapılsın bak. Ben konuşmama kadar sen ne dedim? Trabzonspor demedim. Trabzon'un eti, virgül budu nedir dedim. Benim eti budum buysa ona göre hareket yapacağım. Ona göre organize yapacağım her şeyi falan filan. Ama onun eti butu yağlıysa falan ızgara yapabilir, şey yapabilir. Ben yok burada duracağım, yapacağım şeyi bilmem ne kavurma duruyor. Bunu idare edeceğim, bu iş böyledir. Sen hala dönmemişsin altyapıya ki canım. Adam şimdi alıyor bilmem neyi. Ya alır o. Peki bilemeyecek bir soru. Büyük transfer yapmakla virgül şampiyon olunur mu? Asla, kesinlikle hayır diyorum ben. Geçmişe gerek yok. Şimdiye bakalım. Fenerbahçe şu kadar transfer yaptı. Öyle mi? İki antrenör değişti. Trabzon Türkiye'nin en başarılı antrenörünü başa getirdi. Bulut'u. Öyle mi? Galatasaray Avrupa'nın en büyük adamını aldı geldi buraya. Beşiktaş ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bir tek sağda oynayıp sol bir tek o adam geldi. Sergen ligi biliyordu. Gücünü biliyordu, ama, parasını biliyordu. Hani sizin tabiriniz. Ama ne var adam? Mücadele ha, şampiyon olmak için bunları yapmamız lazım. O işte talebeleri bilmem ne falan böyle etmem lazım. Yaptı. Etti. Hem içte hem dışta mücadele etti herif. Yönetimle bile mücadele zamanı geldi. Bizimki hala yönetime pat pat diyorsun mesela. En büyük desteği taraftar ve yönetim desteğini hiçbir zaman Trabzonspor görmeden antrenörüne veriyor şu anda. Bu kadar destek alıyor mücadele etmesine rağmen. Yani hem dışarıda mücadele etti, hem saha içinde mücadele etti. Herif şampiyon oldu. Yetmedi. Bir tane daha aldı kupa. Geçerim daha iyi olacak. Allah senden razı olsun. Abdullah Avcı bir basın toplantısında, hani bunu birkaç kez dillendirdi. En son yayıncı kuruluşta da söyledi bunu. O konuşurken hemen Necmi abi sen geldin aklıma. Şunu söyledi. Biz bu sezon için Abdullah Avcı şu ifadeyi kullandı. Hmm. Hani o kaybedilen bir 15 puan var. Alınan beraberlikler o süreçte. Yani biz o periyotta o puan kayıplarını yaşamamış olsa idik. Evet biz şampiyon olabilirdik ligde. Hani hep siz diyorsunuz ya. Yani lige evet Trabzonspor'a bakıyorum. Futbolcu kalitemi, gücüme, her şeyime bakıyorum. Evet, evet ben bir Trabzonspor'um. Ben bu ligde şampiyon olur muyum? Evet olurum. Nasıl olursun bu yarınsız ligde oynanan bu futbolda ben bu ligde şampiyon olurum. Sizin ifade ettiğiniz o söz geldi aklıma. Şimdi hem geçen sezondan bakarak ve şu anda izlenen yol haritasıyla birlikte gelecek sezon adına nasıl bir yorum yaparsın? Olamazsın. Şu anda aldığın sporcuları, yani aldığın ve alacağın sporcuları okuyorum gazetelerde. Doğruysa parantez içine hem de köşeyle parantez açıyorum. Doğru ise virgül olamazsın. Neden olamam? Şimdi Trabzon'un sistemi yok. Trabzon'un oyun düzeni yok. Trabzon'un taktiği yok. Hocam madem sen diyorsun ben bu takımı dördüncü yaptım, teşekkür ederim. Peki bu, geçen bu zaman dilimi içerisinde çok büyük bir 7 maç haricindeki bütün şeyde sendeydi. Yani bu takıma orada sabitler savunmamı toparladım, sol bilmem neyi toparladım, ofans böyle, defans böyle bilmem ne. Bakın futbol literatürü der ki bir takım çok beraberlik almışsa o takım kararsızdır. Futbolda iki netice vardır. Kazanmak, kaybetmek. Kazanırsın, 3 puan alırsın, kaybedersin, 3 puan kaybedersin. Berabere çok olduğu zaman adam diyor ki kararsızsın sen, kararsız bir takımsın. Yani ne o yani bulaşıyorsun ne bir yere geliyorsun. İşte Trabzonspor'u, hocam çok beraberlik olduk aldık biz. Beraberlik şampiyon olunmaz. Hele Trabzon'daki beraberlik 3 yenilmekten daha şeydir yani, kötüdür. Sen şimdi berabere kalıyorsun, berabere kal. 5 maç, 6 maç yenilmedim. Sen daha muhalif. Ya sen kime anlatıyorsun onları? Ben gülüp geçiyorum sana. Acaba diyorum hocam ya bilmiyorum bazı işleri. Diyorum. Kalbime geçiyor onlar istemeyerek de olsa yani.
Sen şimdi beraber okulun oluyor, kararsız bir takım. Yani ne o yani ne bu yani. O zaman 4. otur aşağı. Otur 4. otur aşağı, hiç konuşma hocam. Bir dahaki sene işte bilmem ne. Ya hocam kurban olayım, böyle şey yok. İşte aldığı sporculara bakıyorum. Sen bir de başlayın. Önce gelecek yıl için, bu yıla bakarak gelecek yıl için eksik yönlerini, hatalı taraflarını tespit ettin mi? Edersin tabii. Olur. Her hafta bunu yapacak arkadaşlarla, yarımcılarla birlikte. Peki oraları doldurmak için oyuncu almak için bir araştırma yaptın mı? Yaptım. Tamam. Bu takımı şimdi hocam santrafor falan deme. Oynamışız ama. Nedir? Ya tamam ben santrafor almadan önce santrafor belirlemeden önce takımımın oynayacağı oyun şekline, sistemine bakarım. Alacağım santraforun özelliklerini değerlendirerek onu takıma getiririm. Transfer ederim. Takviye yaparım yani. Önce sistem oyun. Tabii canım. Ya oyun sistemi yani. Ben antrenörüm ya. Ben bu takım abicim Trabzon'da 4-2-4 oynatacağım. Niye? Ben Trabzonspor'um abicim. Herkes geride koştuk. Kesin geriye doğru. Tabii ki ya Trabzonspor'a geriye bu X takımlar. Adam hücum ediyor sana. Trabzonspor nereye hücum edersin sen mesela? O halde durdun yerde. Ama deplasmanda şunu. Fenerbahçe'ye karşı bunu falan. O halde bana şu özelliklere sahip bir santrafor lazım. Nasıl hocam lazım sana? Yine söylemiştim bunu hatırlarsın. Yani bir maçta 3 gol atabilen bir forvet mi istersin hocam? Yoksa bir maçta 3 gol atabilecek tek santrafor mu istersin? Diyecek ki bir maçta 3 golda tek santrafor isterim. 3 gol atayırım. Tamam buyur sana verdim bir adam. Bu işte bir maçta 3 gol atayım. Ama diğer maçta gol atamayın. Ama diğeri 3 golü 3 tane forvet adam atıyor. Ben onu tercih ederim. Hatta orta sahada da gol atsın tercih ederim. Beşiktaş'ın şampiyon olmasının en önemli sebebi, en önemli nedeni hiç düşünme. Santrforlara gol atıyor ama adam orta sahada da gol atıyordu. O sola çıktı. Alternatifli bir abicim, forvet hattında. Rakip savunma ne yapıyor? Hangisini tutuyorum diyor. Şaşırıyor. Onu mu tutayım, bunu mu tutayım falan filan. Tak tak atıyor orada. Balonu patlatıyor. Sen şimdi burada orada bir adamı koyuyorsun olmuyor. Öbür adamı koyuyorsun olmuyor. Ha çok güzel oynadı falan. Ya değil mi? Neydi? Çok güzel oynadı. Öbürü çok güzel oynadı. İşte Trabzonspor'un oyun şekline, evvelki için oyun şekline uyan tip bilerek aldıysanız alanı tebrik ediyorum. Bilmeyerek alındıysa Trabzonspor'un büyük bir şansı. Söyletin alınması. Özelliklerine baktığım bak aslında ben o zaman ilk zamanlar söyledim sana ben hatırlarsın. Yani tam bir atletik bir yapıda bir... Yani ben hatta seni affına sınarak sormuştum abi sen mi hani büyük karşı benden daha iyi oyuncu demiştiniz. Şimdi öyle görüyorum bakıyorum adam sağa vuruyor, sol vuruyor, kafaya çıkıyor bırak onları. Onlara bırak biz de yapıyoruz bırak onları. Adam ileride boş saha yaratma mahareti var. Bizde o yoktu. Adam o boş sahayı nasıl değerlendiririmi biliyor. Belli ki bunun fundamental yani altyapısı iyi. Oyun zekası var. Abi her şey var abi. Oyun zekası var, fiziği var. Abi tamam öyle diyorsun ama işte oynayamadı uyandı falan Leipzig'te. Yahu sahiplik alırken bunu büyük hata yapmıştır. Oynamış olduğu sisteme uygun değildi adam. Bu çok önemli. Eğer sisteme uygun olsaydı orada daha çok başarılıydı bu arkadaş. Bu delikanlı. Ne yaptı? Onun oynadı kendine az, kendine özgü, kendine ait bir sistem var. Ha ben bunu koyayım bana şimdi o sporcu bu sisteme uyarsa iyi. Ama bilemedi o antrenör. Şimdi gelsin buraya konuşayım bundan beri. Bilemedi. Bu Söylet'in özelliklerine bakmadı. Ne yaptı? Ha gol attı. Goller dedi miktarına baktı. Yani gelin alıyorsun eve. Güzel gelin alıyorsun. Bilmem ne alıyorsun. Geldikten sonra bakıyorsun ki bu şey çiyan. Yani ondan sonra diyor aldıktan sonra diyorsun ki huyu nasıl bunun? Ya ne bir başta niye söylemiyorsun bu adamın özellikleri nedir? Benim bu sisteme uyacak mı? Uymadı adam işte. İki tane, üç tane gol attı. Şimdi de gelecek mi, gelmeyecek mi? Ya adam geçti şimdi öbür konuya. Ya gelir mi buraya adam? Yeni hocası kampa götürecek. Ya, onu bir bakacak, edecek hocam. Ya yeni hocası hayır bile dese adam gelir mi buraya? Ya alatmayın beni ya. Olmaz, gelmez buraya. Buraya gelmek demek Avrupa yolları, kapılar kapandı demektir adam için. Bak bu asırı söyledi. Başarılı olamadı, geri döndü. Ya tabii ya. Sen yana geleceksin buraya. Geldin buraya Allah'ım. Geldin Trabzon'a. Buraya.
Beklenti büyük. Ya şey beklenti büyüktü, çok büyük. O zaman büyük. Beklenti işte bir asla bana yeter falan filan bilmem ne. Bu kadar gol attı adam. E şimdi tutturamadığını varsayalım. Olur ya, çünkü o oyuncuların da sen oynadığın sistemden, çünkü hocası farklıydı, öyle mi? Doğru. Şu an değişti. Farklı bir sistem uyguluyordu. Şimdi bu adam farklı bir sistem uyguluyor. Tutmadı onu. Ne yok. Olacak? Ne olur sorar mısın? Hocam. Demek ki bu adam oynatamadım işte. Onun için ne diyorum? Oynatacağın sisteme, oynatacağın taktik, vereceğin taktiğe, oyun düzenine göre takıma bir santrafor, o yeteneklerde ona cevap verebilecek bir santrafor bulmanız lazım. Trabzonspor'un. Eğer söylenenler doğruysa Trabzonspor transfer edeceği santrafor yararlı olmaz. İşte Akube gibi. Ben Akube'yi beğeniyordum. Ya bir şahane demiyorsun yani. İçeride cevap verebilecek ama adamın ne sağı var ne solu var. Geriye bir gol atıyorsun. Hayda geriye yaslanıyoruz. Orta sahamız. İkaz, izah da yok orada. Tek başına kalıyor orada bakıyorsun. Afro tek başına. Bir geldi ilk maçta mı iki tane gol attı. Sonra durdu adam. Baktık öyle bunların. Bunlar ne? Necmi abi tabii evet. Yine gündemi sıcak. Yani Uğurcan yorum yaparken arada değindiniz siz ona. Yani Uğurcan'ı şehir de kabullendi sakın gitmesini. Onu da söyleyeyim. Yani böyle aman Uğurcan kalsın, gitmesin diye böyle bir şey de yok. Avrupa'ya gidebilir. Kulübe ekonomik anlamda ciddi bir kazanç sağlayacaksa evet bu oyuncu gidebilir. Düşüncesi hakim şehir. Şimdi ama taraftarımız, seyircimiz, spor kamuoyu bilmediği şu. Şimdi Yusuf gitti. Trabzonspor'a bir girisi var mı? Var. Var. O halde bu soruyu soruyorsan yani alalım falan filan veya gitsin bilmem ne. Bu soruyu da sorun bakalım. Ya kardeşim gel buraya. Bu parada mutlaka şeyde sorulacak buna. Şimdi konuşmada arkadaşlar soracaklar. Mali genel. Tabii ya ne oldu bu para? Bu parayı söyle bakalım bana. Transfer yaptım. Kimi transfer ettim? Şunu. Ya deli misin ya? Bunu verdin sen benim borcumu yapılan orada onları kapat. Ben bunu idare ederim ben. En kötü şartlarda ben 4. olacağım. Zaten oldum. Öyle mi? Yani bunlara bakılması lazım. Bunların değerlendirilmesi, bunların kıymetlendirilmesi lazım. Bunları yapmıyoruz. Biz borcu yapılandırdık. 2 yılda banka bizden ya, para olmaz. İstemiyor. Gelirlerimiz cebimize giriyor şu anda. Ondan sonra? Şimdi yine bir yapılandırma olur. Oğurcan diyor ki çıkaram da şimdi kolay. Oğurcan sıramda gelen paradan bile transfer yapalım. Ya olur mu? Gelecek para neyse olur. Onun da kendi içerisinde bir yapılanması olur. İşte 16 milyon euro bandında. Ya, 16 milyon, 20 milyon, 50 milyon önemli değil. Şu paranın diyelim onun ikisini koyacağım transfere, üçünü koyacağım altyapıya, bilmem ne yapacağım buraya diye bir yapılanma yaptın mı sen? Aldın Yusuf'tan bunca para da. Yok aldın, gittin işte verdin sporcular bile. Sezon başı bırakın. Transferleri. Şimdi onlara veriyorsun, yolluyorsun. Şimdi aldın Uğurcan'ı. Evet, Trabzonspor ekonomik bakımdan zor durumda her takım olduğu gibi Trabzonspor da zor durumda. Kabul ediyorum. Uğurcan'ın gitmesi hem Uğurcan için iyi hem bizim ekonomimiz için iyi olacağı muhakkaktır. Allah razı olsun ondan, o sporcuyu yetiştirenden, o sporcuya yemek verenden. Ama geldiği zaman buraya bir dakika. Aldın para, bu parayı sen almıyorsun canım. Bu parayı, kulübün gerçek sahipleri var yani. Ya madem bu soruyu soruyor, sor bak. Bir dakika o parayı nereye yapıyor? Onun şeyini ver bakalım, icmalini bana ver. Envanterini bir bakalım, ne yaptın onu? Bunu sormamız lazım. O para yetiştirdi o olan, çıkarttı, siz çık. Çıktı oraya bağırdık, Uğurcan falan filan bilmem şak şak biz yazdık, o çizdi falan filan da belli bir ivme kazandı, öyle mi? Doğru. Bunlara sorması lazım. Uğurcan'a çok ciddi eleştirileri yapanların başındaydınız. Çünkü oyuncunun performansı ile ilgili bakın şurada sıkıntı var, bilimsel olarak tedbirlerini ortaya koyarak. Tabii canım. Şimdi onun için bir soruyu sorun. Çok uyarılar yaptınız. Sorun. Şey, hocaya şey yapmayalım. Niye? Şey hocam. Bakın, teknik adam elbette ki tehdit edilecektir. Tahammülü olacaktır. Eğer tahammülü olmayan bir teknik adam görevinde tekamül edemez. Bak bu çok önemli. Şimdi biz de içine ya söyleyenlere yazdı aleyhime. Ya oğlum aleyhine yazdı ama bu adam seni. Ya bak hocam şurayı yanlış yaptın. Son dakikada saniyede adam değiştiriyorsun. Parmağı çıkarıyorsun. Ne gerek var herif oynatsana ya. Son 5 dakikada sokağa parmağı. Bu genç bir şey diyebilir sana falan filan. Sıkıntı yaratabilir sana ve kulübe, takıma bilmem ne kendisine. Değil mi? Yani biz ne deriz her zaman? Ya sporcuyu motive ederken hoca önce kendisini motive edecek. Kendisini şekillendirecek, kendisini biçimlendirecek ki hata yapmasın. Sen milli takımı çalışırdın.
Öyle mi? Öyle. Beşiktaş'ı çalıştırdın. Öyle mi? Öyle. Şey, büyük Başakşehir'i çalıştırdın. Öyle mi? Öyle. Ya ama onlar kendi bir hacmi vardır. Trabzonspor bir başkadır yani. Şimdi tabii bir taraftan da yani Uğurcan çok önemli. Bir taraftan da az evvel yani satır arasında dedi. Bu planlamayla şampiyonluk zor dediniz. Neden? Şimdi Trabzonspor'un yani aldığı ve alacağı isimlere bakıyorum. Ben işte biz şey yaptım, takip etmiyorum da. Hemen ama alıp bir geçiyorum bilgisayarına, hırttak bakıyorum orada. Ne özelliklerine sahip, hangi nereden geldi? San Paolo'dan geldi. Dönüyorum San Paolo, fırt buradaydı. Niye bıraktılar onu, niye gitti? Bak hatırlarsanız, bu niye bir santrafor aldım İngiltere'de. Ben dedim sana, adam bir yıl top oynamamış. Dur hiç. Ha, neyse, oynamadım. Bir yıl top oynamamış dedim sana. Doğru. Baktım kimse bunu yazmıyor. Ben niye yazayım? Günahtı bana. Madem bir derece alırken söylense aman alma diyeceğiz. Niye böyle böyle? Bunu bana diyen de İngiltere'de bir arkadaşım. Abi yapma etmeyle burada para vermeyin bu adama. Bu adam bir yıl durdu ve bu cezale bu adam. Vesaire 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 mesela. Bunlara bakacaksınız yani. Bak yok bir sporcu alırken araştıracaksın. Öyle mi? Değerlendirir, kıymetlendirir. Özelliklerini yazır falan filan. Ha iyi ya futbolcu, güzel gol atar. Ona bakmayacaksın. O en sona bakılacak iştir. Önce ekonomisine. Sonra bu psikolojik olarak hazır mı değil mi? Acaba o ortama, o havaya, o coğrafyaya, o kimyaya, o oryantasyona tez mi yapacak, geç mi yapacak, güç mü yapacak? Bunların değerlendirmesi lazım. Evet, alalım. Sen şimdi git Afrika'dan al buraya gel. Afrika'da havalar sıcak. Geldin buraya kar var. Burada adamı götürdün buraya sıkıntı yaratırsın. Kolombiya'da Gutierrez'i aldığımız gibi, Teofilo. Ya işte ne bileyim. Şimdi böyle bu işler. Onun için... Üyelere söylüyorlar hepsi. Ya seçerken yönetimi dikkatli seçelim. Trabzon'un şu andaki borcundan bile daha fazla borcu olsun. Emin ol yani ya. İçinden altına kıkar onun. Öyle veya altına kıkar. Ama canım koduğumuz adama bakıyoruz ya. Öyle hatalar yapılıyor ki yani söylemek şu anda insan istemiyor. Çünkü spor adamı olarak geldi şey yapacak. Yani niye söylüyor falan filan. Ama orada derken orada ya arkadaş bak böyle böyle bir şey var diyorsun. Antonio'ya bak sabahtan beri Antonio'yu eleştiriyoruz. Ya hocam bunlara senin gibi bir adamın yapmaması gerekir. Abdullah hocam. Son dakikada adam çıkarıyorsun. Son dakikada adam komaya bir teşebbüs ediyorsun. Bazen şey yapıyorsun. Nedir bu yazayla falan filan diyorsun. Bak ne diyoruz? Tahammülü olmayan tekamül edemez diyoruz. Madem teknik adamsın. Buna üstlendin. Tahammül edeceksin. Sabırlı olacaksın. Okuyacaksın. Ona için demiyorum tabii. O biliyorum onu. Okuyacaksın. Genelde konuşuyorum. Araştıracaksın. Kendine meslek edineceksin. Bu işleri. Bu işleri meslek edinmişsen, bu işleri şu dönemiz özelliklere sahipsen, hocam sana o zaman ben acizane bir soru soracağım. Ne dedim diyeceğim? Ya gelecek için ne yaptın abi takımda kardeşim? Allah'ın aşkına. Vuracağım, kıracağım, edeceğim, eğileceğim diyorsun. İşte alt yapı. Bir dakika hocam. Alt yapı diyorsun ama sonra 2-3 maçtır ya. Ha oradan 2 adam kosaydın yani biz alttan. Görsek şu adamlar daha iyi değil miydi? Uğurcan'la oynuyorsun. Kosan ama alt yapıda 2 tane adam var abi. Kosan ama galeciler abi. Mesela değil mi bunları ya? Yanlış mıyım bilmiyorum yani. Benim futbol görüşüm, benden öncekileri almış olduğum terbiye ve tecrübe bu. Yani bizler nasıl çıktık abicim? Gittiğimiz zaman oraya gittiğimiz zaman santrafor vardı. Onun yanında önce sola açık, sağa açık oynadık. İmkan verdiler bize, fırsat tanıdılar bize, şans verdiler bize. Derken önce bu çamur sahalarda sonra Amerika'ya gittik yani. Olacağımız, vallahi çok şükür olsun, bunu olduk yani nasip. Şimdi bu adam nasıl olacak? Bu altyapıdaki bu adam nasıl olacak? İlla biri sakatlanacak da onu mu alacaksın oraya yani? Yeni bir transfer yasağı lazım. Yani transfer yasağı geldi. Onun için sorunun cevabı. Onun için ben dedim ki Trabzonspor'u şu andaki icraatıyla şampiyon adayı olarak göremiyorum. Ama ilk dörde girebilir yani yine dördüncü, beşinci falan ama giremiyorum. Göremiyorum yani. Yani ki yaptığı işlere bakıyorum. Yahu şu takımı, bakın bir takımının oynayacağın, iyi alacağın en önemli yeri var kaleci. Çift santrabek, bir orta saha bir de santrafordur. Bu çok önemli. O omurgayı sağlam tutman lazım. O omurganın sağlam durması lazım. Sağ bek, sol bek alıyorsun. Ya bırak sağ bek, sol bek alıyorsun. Sağ bek, sol bek nedir ya? Bak işte misal sen verelim. Çıkaralım, edelim, eğleyelim yani. Turgay'ın Trabzonspor'da oynama şansını nasıl yakalamıştı? Hiç ortalıkta yokken adam Şener sakatlanıyor. Bu yana doğru
Rusya maçı var çarşamba günü. Adam bir maça çıkıyorlar burada. Şahin'le kim bu dedik ya? Kim lan? Bu nedir? Ne falan derken çağırdı mini takımı. Sağ bekle mini takımı da birisi de sağ bekle sakatlanmıştı. Çıktı blokun dedi ki kim bu adam dedi. Şey, Turgay bu Turgay oldu. E sen buna bu şansı vermezsen bu adamlar nasıl çıkacak aldı oradan şey benim diyecek. Nasıl desinler? Öyle değil mi? Ben olsam mesela onun anası babası oğlum bırak. Ha, burada Rize var. Burada bilmem ne var. Kilosun çıktı. Oraya var. Buraya var. Bilmem ne. Hele de Gazalan bir Fenerbahçe Galatasaray altyapısında gördüğü gibi misal. Neydi çocuğun ismi? Özkan abinin şeyi. Galatasaray oynadı da gitti İngiltere'ye. Özkan abinin oğlu. Özkan şeyi. Özkan Sümer'in değil. Neyse gelir aklıma. O adam mesela burada dururken Galatasaray gördü bunu burada. Babası gitti İstanbul'a şey oldu. Turgay Kerimoğlu. Turgay. Turgay. Oraya şey oldu babası. Ben babasını çok bilmediğim için bir anı anımsayamadım Neşman. Efendime söyleyeyim. Blackburn Ravens'ta oynadı. Tayin oldu oraya, çekti oraya. Mustafa bana dedi ki ya bir oğlan geldi Trabzon'da diyor. Sarı saçlı, ha bu kadar boyu var neler yapmayı dedi. Ben de oraya gitmişim. Federasyon'a yetişeyle şey, rapor tutacağız şey falan. Ya ben beni, gel abi maçı dedi. Ben maça görelim dedim. Bak, gel bir bak ona kimdi bu dedi. Ya, bir de baktım Tugay. Çıkaya sahabı kadar oğlanla bu oğlan ne yapar? Fenerbahçe Galatasaray maçı hiç unutmam. Ya bir top oynadı. Bir gol attı frikikten. Aman Allah'ım. Ondan sonra Tugay oldu. Tugay işte. Bak bırak, adam ne yaptı? Ha, böyle böyle babası halde öyle gitti. Verdi Galatasaray'a. Ya Trabzon'da duramadı. Ya bu işleri böyle... Bazen böyle geçmişte internette böyle futbol siteleri oluyor. Geçmiş nostalji. Geçenlerde sizin o fotoğraflarınızı görüyorum. Eski kramponlar mesela böyle atıyorlar oralarda. Dünya kozular. Hatta şey... Gençler Birliği bir kalecinin Necmi abi eski dedin ki bir anlatımını okudum bilmiyorum. Yani kaleciliği bıraktırdınız ama doğru mu Necmi abi? Galatasaray'ın zamanında vardı Varol Ülkmez diye meşhur bir galecisi. Galatasaray Turgay'dan sonra oydu. Turgay oynamadı mı o oldu daha büyük. Turgay Şeren mi diyoruz? Turgay Şeren diyor evet. Onun yedeği Turgay'dan sonra Galatasaray'a gelince Varol Ülkmez diye bir abimiz diyelim falan. Biz de bu arada goller atıyoruz falan. O sene şu an gol kırıyoruz, goller atıyoruz falan filan. Yani gençiz böyle, yere basmadan koşuyoruz falan. Geldi buraya. Avneker'de. Avneker'de, çamurda, çamurlu bir havada. Yağışta hafifçe. Galatasaray mı Gençler Birliği? Gençler Birliği. Gençler Birliği oynuyoruz. Galeci de o. Hiç unutmam bir şey. Bir kamptaydık şeyde, usta otelinde. Orada çıkıyor, baktım ki geliler falan. Tabii eski futbolcu. Varol Ülkmez, bunları görmek, bunlara ne haber abi demek, o nasılsın falan filan. Büyük olay. Büyük olay tabii falan. Biz de böyle duruyoruz falan, Trabzonspor falan. Tabii o da... Geçerken, ya Trabzonspor mu dedi bu dedi. Ya bu askerler ne Trabzonspor bilecek orada, bilmem yeni çıkmıştı falan filan. Dedik, evet dediler he falan filan. Ya diyor, burada Necmi diye bu olan kim dedi falan filan. Bana sorayım. Dedim abi benim, öyle mi dedi. He, biz oturuyoruz böyle falan tabii şey yapmadı. He. Ya dedi gelirken bana 40 tane yazılar İstanbul'dan, Ankara'dan falan filan bu adam böyle şöyle falan. Bir de şampiyonluğa giriyoruz bile falan. Ya dedi işte onun tabirini söyleyeyim de Akkara dedi görür sağda dedi falan. Ya dedim ya biz de işte şey öyle de değiliz falan filan böyle konuşuyoruz yani şey insanı falan. Çıktık hatta sahaya çıktığımız zaman şeyden çıkarken de bana şans diledi. Bak göreceksin de senin golü neyse falan. İşte o maçta attık 3 tane gol ona falan. 3'ünü kafalan attık. Tamam maç bitti. Tebrik ettiğimiz dedi ki ondan sonra da basına verdi. Ya 3 defa gördüm 3 tane gol attı bana falan. Ben de dedim İstanbul'a gel zaman git zaman İstanbul'a gördüm bunu da. Tek elle çalışıyordu rahmetli. Ya abla demişsin. 3 defa gördüm Necmi'yi. Bana 3 defa mı gördün sahada? Ya ödenecek ki büyüyeceksin. Ya işte bir de hatıraşlar bunlar. Çok güzel, enteresan. Bazen böyle denk gelince okuyorum. Yani Turgay abinin Avneker'e veda belgeselinde mesela ya biz dedi eğleniyorduk dedi ya. Tabii doğru. Yani bizim arkadaşımız biz bir eğleniyorduk dedi. Müthiş bir şey var dedi. Yani o ambiyansı yakalamak da çok önemli değil mi Necmi abi? Takımdaşlık dediğimiz vurgu çok önemli. Tabii canım yani onu o noktaya getirmek, o noktadan yukarıya çıkmasına gayret göstermek, o noktadan aşağı düşürmek mücadelesini verecek olan da dediğim gibi bak takımın hocasıdır, öğretmenidir. O zaman onun için ben
Ahmet Suat Özyazıcıların İtman Ocağı'nda olsun, Trabzonspor'da olsun o noktayı ya spor için çıkarıp orada tutması becerisini beğenmişimdir ben. Ne var? İtmanlarda mesela kamplarda sıkmaz insanı. Tavla oynardık, bilmem ne yapardık falan filan, bir çıkar tur atardık, gelirdik falan, hiç karışmazdı. Niye önemli olan sağ, sağda bir adamın dediğini yapmasan gittin. İstiyorsan hiç girme antrenman şeye, kampa. Böyle böyle, niye? İnsana rahatlık veriyordu. Bırak şimdi antrenör şeyi, antrenörü. Şimdi tek, yöneticisi bile futboldan anlayan, spor yapan, efendime söyleyeyim, bu talebenin, bu sporcunun haliye teorisini çok ondan daha iyi bilen, bunu nasıl havaya sokarım? Bakın, İzmir spor maçını oynayacağız. İzmir spor maçı, kalecisi meşhur Seyfi. Çok önemli Seyfi. Şampiyon oyuncu Trabzon'a girdi. Şimdi maç yapacağız. Kamptayız. Hiç unutmam. Şu bir ev vardı. İşte orada kamp yapardık biz falan. Oradayız meydanda. Rahmetli Şua Akçay mesela geldi kampa. Bir akşam yemeğine nasılsınız falan filan. Yemek yiyoruz falan filan. Ben moralsizim böyle yemek yiyorum falan. Dağıldı falan. Biliyor musun? Moralim niye uçuyor falan. Yok dedim abi. Anne var falan. Biz öyle diyoruz falan. Bir havalardayım, havalardayım şöyle falan. falan. Dedi ki, ya dedi yarın dedi prim dedi 250 lira dedi. Dur dedi ben sana dedi prim aşağı bir vereyim dedi. Dedim ya dur abi Allah aşkına çıkarma dedim ya falan dedim. Çıkar cebimden çat. O zaman da iki tane 100, bir tane 50. Değil ya. 2,5 bayağı bir para ediyor. 200 lira. 200 lira dedi ya nasıl da yarın dedi. Şikayet. Olsun dedi. Ama çok severdim. O da beni çok severdi, takdir ederdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kodik evimize. Oynadık tabii. 4-5-0 mı bir şey yendik. 4 gol attım ben. Neyse falan bitti. Geldik dinlenmeye kampa. Yarın verilecek primler. Tabii prim verilmedi. Almışız falan filan. Düşündüm ben, ya bu adam niye geldi verdi bana bu parayı? Ha, işte benim maça motive etti. Bak, hocaya, bak, yönetime, yöneticiye, değil mi? Daha neler neler de ben iki tane aklımda kalanlar falan filan bunları anlattım yani örnek şey olsun ya falan. Ya şimdiye bakıyorsun, başkanı hocası kamptan aman gelme diyor başkana. Abi. İşçi, işverene diyor ki gelme fabrikaya. Diyorsun gel. Yine lan şuraya, çıkar. Bittik o da olay budur. Öyle değil mi? Kesinlikle. İşçi, işçi işvereni fabrikaya atar mı ya? Veya gelme der mi ona? Vakit kes, dönüyor işte. Peki bunu işiten, bunu gören, bunu dinleyen bir sporcunun şöyle biliyor musun? Maça, hocasına, idarecisine karşı tavrı, hareketi, aksiyonu ne olacak? Kızım abi Giresunspor. Senin eski takımın tabi abi. Evet, yani eski o da takımın, yıllar sonra Süper Lig'e çıktı. Evet eski takımın ve çok sevdiğim 44 yıl değil mi Necmi bir şehir. Evet bir şehirdir tabii ki Giresun. Benim futbola tekrar yeni başlatan şehirdir, takımdır. Halkını çok severim. İnsanlara çok iyi insanlardır falan. Çok mücadele verdi. Ve en sonunda mücadelesi kazandı. Geçen yine Giresunlu bir eski yöneticiden şey yapıyoruz. Bakın dedim. Merasimi çok uzattınız dedim. Şampiyon oldunuz. Kutlama yaptınız. İyi güzel has. Ama şimdi devam ediyor hala. İş zamanı. Çalışma orada şimdi zaman. Giresun gazette diye bir şey var falan. Oradan şey yapıyorsun. Nedir ya? Ya bu şampiyon. Ya bırak tamam şampiyon olduk. Her şey tamam. Şimdi buradan onlara söylüyorum. Dinleyenler varsa veya da dinleyenler dinleyenler. Şimdi artık oturmanız lazım aşağıya. Şimdi transfer yapmanız lazım. Hocanız aynı hocanız. Giresun'un eksik yönlerini, hatalı taraflarını biliyor. Bana hangi tür oyuncular lazım az çok biliyor. Kafasında bir şu şey andaki stratejin ligde kalmak olacaktır. Doğru. Gelecek ki daha başarılı olacak orta sıra falan değil mi? Tamam strateji bu. Hedef bu. Hedef belirleyeceksin. Ama hala şey ya. Merasim aşağı merasim yukarı. İşte orada bazen şey bakıyor gazetede. Şey, şunu alıp düşünüyoruz. Ya bırak düşünüyoruz. Ya. Şu ana kadar yapmanız lazım bu iş. Bitirmeniz lazım. Yani hocanız çünkü eski hocanız yani. Yeni hocanız değil.
çok da iyi bir teknik menajer aldılar biliyorum. Hatay'dan aldılar o adamı. O da piyasayı çok iyi biliyor. Şu ana kadar yani ben Giresun'un hatalı ihtiyaçlı yönlerini biliyorum. Takviye edeceği. Buraları hala adam aramıyorsunuz. Bakıyorum. Yani gazeteleri tabii okuyoruz. Belki de gazeteleri yazmıyorlar. Bilemiyorum ya. Yazdığı kadarıyla söylüyorum tabii ki. Ama kısa zamanda adam alacaklardır. Ve ben Giresun eski havayı bulursa ben ligde ne derler? Asansör değil de kalıcı bir takım olarak görüyorum. Çünkü insanları sporu seven, spor içine değer veren, kıymet veren bir spor kamuoyu var orada. Efendim, onun için başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olacağını temenni ediyorum ve bekliyorum. Tabii bu ligde hani hemen demişken böyle yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz programı. Böyle bir tur yapmak istiyorum. Tabii Samsun çok ciddi bir müjde. İkiden Ertuğrul Hoca ile biri ama finali yapamadı. Şimdi bak biraz önce söyledim. Hatırlarsanız Samsun yine konuşmalarımızda açılmıştı bu Samsun'da. Samsun çıkacaktır dedim. Çünkü onun ben altyapısını, çalışma şeylerini, sistemini biliyorum dedim. Öğrendim falan dedim. Arkadaşlarla. Ya böyle bir takımın çıkması lazım dedim. Ama bu başarı geldi. Bir ara sıkıntı oldu. İçi ve dışı. Onları bir türlü hazmedemediler. Orada bir hazımsızlık oldu. Dolayısıyla çok bir şey son saniyede kaybettiler. Esasında federasyonun ne yapması lazım? Bakın. Yani ben şimdi maçlar başlayacak. Orada görüyorsun. Ya şimdi kaç puan vardı şampiyon olan? Aynı puanlı. Bir puan. 70. Neyse diyelim ki 70. Neyse. Üçünün de puanı aynı. Aynıydı. Ya bir kural çıkarmanız lazım yani. Bir yönetmeli. Ya eğer ki bu belki 50 yılda veya 10 yılda bir olur. Aynı takım puanlı. İlk 3 takım. İkisi giriyor. Biri playoff oynuyor ya. İlk 3 takım. Aynı. Efendime söyleyeyim. Puan da olursa 3'ü de lige girir. Biliyor, sürekli olan bir şey değil. Yakın tarihte bunu, yok. Düşündün bunu. Sonra geçenlerde Avrupa'ya geziyorum şeylerle beraber. Ya baktım ki aynısını şey yapıyor Fransa. Aa. He ya. Yani şey futbol federasyonu kuralında var. Tabii var. Bunların. Tabii. Ulan dedim ya biz attık şeyden adam park orada demek zamanında bunu yapmış yani. Ya şimdi düşün neden olmaz. 70 olsa mesela 70. 2 70 alıyorsun bir 70 kalıyor. Tamam oldu. Geliyorsun aşağıya 4 takım yapacak maçı. Ya kardeşim ya 70 almışım ben. 4 gelmiş oraya. Diyelim ki 1, 2, 3 altta gelmiş 6. 7. Ya yiyorsun pat gidiyorum ben. Ya bu kadar emek veriyorum. Bu kadar masraf ediyorum değil mi? Bu kadar şey yapıyorum falan filan. Gelmişim bir maçta, iki maçta bana diyorsun ki sen dur. Şu adam çıksın. Oldu mu şimdi? Yani bu adalet mi? Diyorsun ki ya bu kural o ya tamam bir şey diyebilirim de yani federasyon. Ya bu konu, bu konunun üzerinden bir kafa yor bakalım. Olabilir, neden olmasın? Ha bu her yıl olmaz. 5 yılda, 10 yılda da bir olmaz. Emin ol ki bu 20-30 yılda bir olur. Ya tesadüf olur yani. Tesadüf buradaydı. Bak Samsun bu hazırlığı yapacaktı. Şimdi ben öbür şeye bakarak bunu değerlendirdim. Ya o zaman dedim Giresun, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun, oh gidiyoruz. Yarın ne mesela Karabük falan Zonguldak geldim buraya Ordu değil mi? Rize. Falan. Ta o zamanın şey oldu kadrosu. Karadeniz Birliği. Ondan sonra acaba dedim Karadeniz Birliği'ni kurabilir miyiz? Ya niye kurmayalım? Valiler, belediye başkanları falan hep gelecekler bir araya. Öyle mi? Çok güzel olur. Çok da güzel bir şey almalar, olur. Almalar, satmalar, vermeler. Şu ağalık almakla diye ağalık vermekle olur. Meğerim Trabzon buranın ağası da Karadeniz bölgesinin almayacaksın. Adana Demir Spor. Vereceksin. Abi. Adana Demir Altay. Şimdi Altay da benim eski takımım. Evet biliyorum. Şimdi Altay çok iyi biliyorum. Altyapısı çok kuvvetli. Ve de Yunanistan'a yakın. Yunan futbolcuları da fena değil bu aralar. Oradan bir iki adam aldı. Ve de ligde yine alacak. Ve çıkmak için mücadele ederken çok büyük bir isabetli karar verdiler Mustafa'yı almakla. Çünkü Mustafa'nın Altay'ın maçına geçmesi Altay'a ayrı hem taraftarına hem takımına ayrı bir hava.
Basına ayrı bir hava. Türkiye'de Mustafa geldi buraya falan filan. Ayrı, artı bir de Mustafa bana verilecek paranın şuraya verilmesi falan filan. Bunlar hep Altay'ın iyi görüntüleri. Büyük Mustafa. Tabii. Bir de ne oldu? Büyük Mustafa, Büyük Altay. İşte bir Altay'ın şeyi bu. Bu Altay'ın, çünkü İzmir'i yaşamışımdır ben. Altay'ı yaşamışımdır. Biliyorum. Ligde değil başarılı olmak. Ligde orta sıradan yukarıya bile oynayabilir. İyi transfer yaparsa. Ve Mustafa orada kalırsa. Geldik bu Adana Demirspor. Adana Demirspor da Adana'nın ben hep beklerdim ve şey yapardım ki Adana'da iki takım çıksın. Kaldırır çünkü Adana iki takımı da besler yani. Şimdi bir takım başında da tecrübeyle fundamental kuvvetli background'u dediğiniz gibi Samet var orada. Yapacağı transferler bellidir. Yani onlar da ekonomik bakımdan pek sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum ben. Ya o da aynı Altay gibi Güneyli Türk futbolunu iyi temsil edeceğini düşünüyorum ben. Rize Spor'da başkan istifa etti. Nereden? Rize Spor'da. Evet. Yani orada bir böyle yönetici anlamında zaman zaman insanlar da artık bir şeye geliyor. Yani bu pandemi, ekonomi. Yani yok, o ekonomide başkan... Yok, değil de Kayseri Spor Başkanı ilk tabii Türkiye'nin yani Süper Lig'deki kadın başkanı. Yani kaç 20 milyon euro mu vermiş, 25 milyon euro mu katkı yapmış? Yani bir işin de ekonomi tarafı da zorluyor artık insanlar. Yani evet. Ama Rize'nin başkanlığının istifa etmesi ben ekonomi paradan olduğunu sanmıyorum. Ben de yok. Biliyorum çünkü paradan değil. Çünkü o şeyi kuvvetli ve güçlü. Başka şeylerden dolayı şey yaptı. Şimdi Rize'li arkadaşlarımızla konuşuyoruz, ediyoruz, eğliyoruz. Tabii şu anda onların o işlerin derinliğine inmek Rize'ye olumsuz yönü etkileyeceği için evet. Kapatalım şimdilik dursun. Nokta koyalım. Parantezi kapatalım. Ama Rize şöyle diyorum öyle bir başkan kadar kolay kolay bulamaz. Onu ya işte kötü yani her sene küme düşme mi oynuyor Necmi abi? O tabii. Da istemiyoruz onu yani. Son haftalarda ama şimdi şey oynuyor. O zaman söyledik yani Rize ya ilgililer bazıları söyledi. Biz, yani bu antrenör değişikliği çok sık sürekli. Yapmayın. Şimdi o da Trabzonspor gibi pat 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 antrenör değişik. Ya şimdi kötü antrenörü bile alsan, ya bırak dursun orada canım. Çünkü gelecek olan adam onun bıraktığı yerini almıyor. Ta baştan başlıyor bu sefer. Çünkü o zamanda geçen o zaman var ya, o dilim takımın aleyhine işliyor. Evet, öyle mi? Necmi abi güzel bir sohbet oldu. Evet. Özlem giderdik, hasret giderdik. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Tabii şu inşallah. Pandemi biraz zorluyor bizi ama inşallah güzel günler göreceğiz diye. İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Futbol Saati'nin bu akşam sonuna geldik. Efsanesi Necip Perek'le transferden Türk futboluna, birincilikten Süper Lig'e yükselen takımlara kadar konuştuk, sohbet ettik. Necmi abi çok çok güzel mesajlar verdi. Hem Türk futbolu adına hem kulüp başkanlarına tecrübeli bir isim olarak bir değerlendirme de yaptı. Umarım mesaj yerlerine gitmiştir diyoruz. Tekrar haftaya birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar.